Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Kıymetli kardeşlerimiz daha önce telefonla aradılar. Hocam müsait misin? Dediler inşallah. Ben de inşallah dedim. 2-3 gün sonra Japonya'ya gideceğim ama bugün buyurun dedim. İnşallah dilimizin döndüğü kadar konuşmaya çalışalım inşallah. Sorular olursa onları cevaplandırırız. Rabbim yapacağımız konuşmaları evvela benim nefsimde, sonra da izleyenlerin, dinleyenlerin nefislerinde hayırlı ve mübarek kılsın inşallah. Önemli olan konuşmak değil kardeşlerim. Önemli olan dinlemek de değil kardeşlerim. Önemli olan konuşulup dinlenenleri amelde İhlaslandırmak, taşlandırmak, nurlandırmak, güzelleştirmek gerekmektedir. Yoksa sözün çok fazla bir manası olmaz. Söz insanı bazen yükseltir, bazen de Allah korusun yanlış ifadeleriyle kendini heder eder ve gider. Bu dilin yalan söylememesi lazım, bu gözün harama bakmaması lazım, bu ayağın yanlışlıklara yürümemesi lazım, bu kalbin tıkır tıkır çalışması lazım. 80 senedir çalışan bir kalp var kardeşlerim. Karşınızdaki konuşan insan 82 yaşında, Hicri'de kullandığımız zaman elhamdülillah 82 senedir hiç arıza yapmayan bir kalp. Allah'a ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek, ne kadar teşekkür etsek karşılığını demiş olmayız. Hatta alnımızı secdeye koyup bütün ömrümüzün sonuna kadar secdede başımız kalsa Allah'ın verdiği bir gözün bedelini ödemiş olamayız. Çok fazla zaman olmadığı için her şeye detaylı girme şansımız yok. Kardeşlerimiz diyorlar ki Mehmet Efe kimdir diyorlar. Nerede okudu, ne yaptı, şu ana kadar neler yaptı diye soruyorlar. Biz onlar inşallah sorularını cevaplandırmaya çalışalım. Mehmet Efe 1944 senesinde Kayseri'nin Pınarbaşı kazasının Pazarviran nahiyesinde doğdu. İlk tahsilini 4. sınıfa kadar doğduğu köyde yaptı. 4. ve 5. sınıfı babam rahmetliğin gittiği bir köyde, daha doğrusu insanların çok iyi bildikte, türküleri yakılan, kesi bağlarından geçilsin denilen yerde orada okuduk. 4. ve 5. sınıfı da orada bitirdik. Babam rahmetlik orada o köyün, o gesinin vaaz hocası olarak bulunuyordu. Hayatımızın en bereketli, en geniş yaşamada orada oldu. Orada çok ceviz bahçeleri var, çok güzel bahçeler var. Kayseri'nin gesi bağları diye de bu konuşulur. Dolayısıyla ilkokulu orada bitirdik. Sonra kader bizi şerefli Koçhisar'a götürdü, Rabbimin lütfu. Babam rahmetliğin müftü olmasıyla beraber Koçhisar'a gittik. Ortaokulu Koçhisar'da okuduk. Liseye okumamız gerekiyordu. Koçhisar'da lise yoktu. Babam rahmetlik tayinini istedi. Tayin Kırıkkale'ye çıktı. Babam rahmetlik istedi ama kaç tane çocuk var? Babam rahmetliğin kaç tane çocuğu var? Size şu anda hitap eden Efe Hoca'nın kaç kardeşi var? Aynı anneden mi doğdu? Başka anneleri var mı? Kısa olarak bunları söyleyeyim. Elhamdülillah annem rahmetlikten, tek anneden 11 kardeşiz biz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bu 11 kardeşin 3'ü vefat etti. 8'i şu anda duruyor. Elhamdülillah bu 8'in 7'si şu anda program yapıyor. Kız kardeşlerimiz öyle, Fehim Hanım öyle, Allah razı olsun kendisinden, profesör hanımlara ders veriyor. İslam'ı anlatıyor, insanlığı anlatıyor, hayatı anlatıyor, güzellikleri anlatıyor elhamdülillah. Kardeşlerimiz öyle. Ahmet Efe zaten dünya çapında bir meşhur elhamdülillah. 100'den fazla, belki 200 küsüre yakın kitabı var. Binlerce şiir olan çok mübarek bir insan. Allah kendisinden razı olsun. Hepsinden razı olsun. Ve hepinizden razı olsun. Dinleyenlerin hepsinden razı olsun Cenab-ı Hak. Cenab-ı Hakk'ın rızası çok geniş kardeşlerim. Kullarını bağışlamak istiyor. Hiç onları üzmek istemiyor ama illa benim belimin kemiğini kır diyenlerin de belinin kemiğini kırıyor. İnşallah bu arada sonunda belki birkaç kelime söylerim ama Cenab-ı Hak İsrail'in belinin kemiğini kırsın inşallah diye de antiparantez bir dua yapmış oluyorum. Kıymetli kardeşlerim, ortaokul bitti, lise için Kırıkkale'ye geldik. Babamın tayini Kırıkkale'ye geldi ve liseye başladık Kırıkkale'de okumaya. Kırıkkale'de müftülüğün bir tane kötü odası var. Müftülüğün hemen yakınında da Kırıkkale Lisesi var. Liseye okumaya abimle beraber başladık.
bir abim var, diğerleri benim küçüklerim, ben 2 numarayım, 11 çocuğun 2. numarasıyım. Ve dolayısıyla okula başladık ama bu okul çok uzun sürmedi, kısa bir zaman bitti. Bitişi şöyle, okulda bir boykot oldu. O boykotta bizim de adımız geçti. Belki işte suçumuz yoktu ama ve netice olarak ben geldim, müftülüğün kapısını çaldım. Babam rahmetli Kırıkkale müftüsüydü. Bu arada Kırıkkale İmam Hatip Lisesi'ni babam rahmetlik yaptırdı. Şu andaki lise onun lisesi. Ama İmam Hatip'i yaptırdın diye babamı Kırıkkale'den Kastamonu'nun Azdava'ya sürgün ettiler. Bizzat Halk Parti hükümeti vardı o zaman. Çok net söylüyorum. İsmen adıyla beraber sürgün ettiler. Azdava 500 nüfusluydu o anda, Kırıkkale'de 45 bin nüfusluydu. Yani mahrum etmek istediler ama bu nesil yıkılmayacak, haberiniz olsun. Kardeşlerim, bu ocaklar sönmeyecek Allah'ın izniyle. Benim 100 tane oğlum olsa 100'ü de İmam Hatip'ten geçerek gelecek. Ondan sonra müfettiş olacak, mühendis olacak, kaymakam olacak, vali olacak. Her ne olacaksa olacak ama o kaynağı alacak, o ruhu alacak, o hazzı tadacak bir kere. Ne olur biliyor musunuz? Ne olur yani? Onun için elhamdülillah okumaya başladık ama kısa bitti dedim. Geri oraya döndüm. Geldim babam rahmetliye, dedim ki baba ben okumayacağım dedim. Babam da müftülüğün kapısının önünde. Babam şimdiki bizim gibi yapma, demek çok kıymetli bir adam. Allah rahmet eylesin, kabrine nur doldursun. 16 cilt Fetevâ-i Hindiye'nin mütercimi, Türkiye'nin medrese tahsiliyle son medrese tahsilini yapmış adamlar bunlar. Bunlar daha doğrusu günaha bulaşmamışlar. Günaha bulaşmamış adamlar. Bizim her tarafımızı günah sardı. Evlerimiz, caddelerimiz, sokaklarımız, kızların göbekleri dışarıda, göğüsleri dışarıda. Allah korusun, büyük bir ahlak krizi var. Türkiye çok büyük merhaleler elde etmekle beraber ahlaken de tefessü etti, gidiyor Allah korusun. Rabbime yalvaracağız, dua edeceğiz. Nesillerimizi helak etmesin Cenab-ı Hak. Kardeşlerim, ve babama okumayacağım baba dedim. Elhamdülillah geri dönüyorum aynı noktaya. Sen bilirsin oğlum dedi. Yani kızıp da iki tokat vurup da git oku lan ne yapacağım falan demedi. Sen bilirsin oğlum dedi ama tokattan acı bir söz olmuş, ben onu daha yeni anladım. Oğlum dedi, okursan ekmek seni bulacak, okumazsan ekmeği sen arayacaksın dedi. Ne fark eder baba dedim, ekmek sonunda bulunduktan sonra dedim ama onun o sözün kıymetini daha yeni anladım. Demek ki okursan ekmek seni bulur, okumazsan sen ekmeği aramak zor yani. Ekmeği aramak çok zor. Ya Rabbi hayırlı ekmekler ihsan eyle bütün insanlığa, bütün insanlığa. Geçen gün burada çok dikkatimi çeken bir şey oldu. Ben gerçi kopuk kopuk konuşuyorum ama elhamdülillah aynı noktaya geri döndürüyor Rabbim. Geçen gün hanım sofrayı hazırladı. Akşam yemeği yiyeceğiz. Akşam yemeğinde 3-5 gün önce pişmiş, buzdolabından çıkmış bir yemek var. Ve yanında da fazlaca bir şey yok. Kendi kendime şöyle diyecektim. Hanım, bizim başka şeylerimiz o kadar dolu, neden çeşit çeşit yemek yapmıyorsun diyecektim. Filistin aklıma geldi. Dedim ki utanmaz adam. Utanmaz adam, sen ne biçim adamsın ki yemeği beğenmiyorsun. Kendi kendim ama, ne hanıma söyledim ne bir şey. Utandım, kendimden utandım, Filistinlilerden utandım, ölen çocuklardan utandım, ağlayan kadınlardan utandım, yıkılan evlerden utandım, sönen ocaklardan utandım. Ve sesimi kestim sessizce. O günden beri hiçbir gün hanıma soframızda ne var, şu mu var, bu mu var demiyorum ve dememeye de karar verdim. Onun için güzel kardeşlerim, imtihan dünyasındayız, haberiniz olsun, anlıyor musunuz? Allah bütün kullarını اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا. Güzel amel işleyen kim diye deneyecek. Hanginizin ameli güzel? Sizi onun için yarattı. İmtihan edecek, deneyecek, kontrol edecek. Ve dolayısıyla böylece kardeşlerim, babam rahmetliğin o sözü sonradan
aklımı, hafızamı biraz daha güzelleştirmeye başladı. Okursan ekmek seni bulacak, okumazsan seni ekmeği arayacaksın dedi. Biz okulu bıraktık tabii. Lise 2'den okulu bıraktık. Kırıkkale Lisesi 2. sınıftan okulu bıraktık. Kader icabı, bu arada tabii askerliğimin de zamanı geldi. Ama babam rahmetlik sürgün edilmişti ya Azdava'ya, Kastamonu Azdava'ya. Oradayım, askere gideceğim. Babam rahmetliğin elini öptüm. Şimdiki babalar gibi davullu, zurnalı, silahlı, tak tak pat çat olan bir askerlik şeyi değil. Yerinden bile kalkmadı. Ve tevasav bil hakkı ve tevasav bil sabrı dedi. Elini öptüm. Çıktım, çıkarken Mehmet dedi, buyur baba dedim, geri döndüm. Oğlum dedi, annen hamile biliyorsun değil mi dedi. Sen dedi badem şekerini çok seversin. Konyalı kardeşlerim, izleyen kardeşlerim, dünyadan izleyen kardeşlerim. Haç'ta bana badem şekeri geliyor. Fransa'dan, Hollanda'dan, Amerika'dan. Hocam badem şekerini severmiş diye gönderiyorlar. Siz de ara sıra gönderin, anladınız mı? Bu bir nüktedir, şakadır. Evet, Mehmet sen badem şekerini çok seversin dedi. Annen kız doğurursa 2 kilo göndereceğim. Oğlan doğurursa 1 kilo. Babam bir putu yıkıyor. Allah kabrine nur. Hangi putu yıkıyor? Kızlar doğmasın diye herkes oğlan doğsun. Sanki oğlan doğunca gökten mi inecek? Ne olacak? Ne faydası var yani? Hayırsız bir oğlanın neye yaradığını anlıyor musunuz? Allah korusun. Annesinden boğazını sıkarak para koparmaya çalışan oğlan neye yarar? He? Hayırlı olsun da kız olsun erkek olsun hiç fark etmez. İşte babam rahmetli bu putu yıkıyor. Ben de inşallah kız doğar baba dedim. 2 kilo 1 kilonun 2 misli dedim ve çıktım askere gittim. Askerlik başladı şimdi madem Efe Hoca kimdir diyorsunuz ya. Lise 2'den terk etmiş bir adam askere gitti. Subay mubay değil tabii er olacak. Gittim Kütahya 9. Jandarma Er Eğitim Alayı'na. Askerim orada. Ama o sıralarda da dışarıdaki konuşmalar şöyle. Dövüyorlar, sövüyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Askerlik şöyle zor böyle. Biraz endişelendim tabii. Akşama kadar Kütahya'da gezdim. Yatsıdan sonra gittim teslim oldum. Teslim oldum. Hala o endişe var bende. İşte döverler, söverler, bilmem ne yaparlar falan endişesi var. Koğuşa girdim, mevlüt okunuyor. Mevlüt okunuyor, girdiğim anda koğuşta dedim ki Efe Hoca hadi şimdi yakan kurtuldu senin dedim. Daha beni hiç tanımadan, hoş geldin demeden mevlüdün sonunda daha orada dua edecek adamlar falan var. Onlara fırsat bırakmadan bir dua işledim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye başladım kendi kendime. Dua bitti. Çavuşlar, onbaşılar, hoş geldin hocam, gelen sarılıyor, giden dedim. Tamam askerlik bitti falan dedim. Kendi kendime gelen giden sarılıyor elhamdülillah. Ve böylece bir askerliğe başladık. Askerliğe başladık ama o zaman namaz falan kılınmıyor derlerdi ama bu doğru değilmiş demek ki. Biz detaylı askerliği anlatacak değilim tabii. Alayın baş yazıcısı olduk sonra. Alayın baş yazıcısı albayın hemen yanındaki odada oturuyorum. Ama hayatta çok enteresan şeyler oldu kardeşlerim. Çok enteresan. Bunların hepsini anlatmaya tabii zaman yetmeyecek de. Öyle oldu ki albayın odası, yanında yarbayın odası, onun yanında da binbaşının odası, dördüncü odada arşiv amirlerinin yani bizim yazıcıların odası. Biz yazıcı olduk, büyük adam olduk yani. Daktiloyu biraz biliyorduk ya önceden hani ondan dolayı. Ve öyle oldu. Allah'ın hikmetine bakın ki biz orada bir cami açtık. Teravihler oldu, namazlar kılındı. O zaman hiç kılınmıyor dedikleri zaman namazlar kılındı, oruçlar tutuldu, vaaz etmeye başladık. Hiç de bir şey bilmiyordum ama adımı hoca sandılar birdenbire. Her şeyi söylemeye, anlatmaya başladık. Böyle bir askerlikte geldi ve geçti ama çok dehşet bir hatıra askerlikte. İnşallah onu biraz sonra söylemeye çalışacağım. Kardeşlerim, tabii bu askerlik hadisesi enteresan oldu. Başımızda bir tane baş çavuş var. Adını da unutmadım. Çok unutkanım ama Zeki Özçer denilen bu adam başımızdaki amir. 4 tane yazıcı var. Bu da orada oturuyor. Dediğim gibi albayın 4 oda yanında bitişik odalardayız böyle. Sesler birbirine duyulacak kadar yakın. Bir gün geldi. Hoca dedi. Adımız hocaya çıktı ya, artık inmiyor artık. Hoca dedi. Buyur baş çavuşum dedim. Güneş tutulmuş haberin var mı dedi. Var baş çavuşum dedim.
Senin Allah'ın eğer Allah'sa dedi. Böyle diyerek gavurlaştı birdenbire. Kafirleşti yani. Senin Allah'ın eğer Allah'sa o güneşi yerinden çıkartmasında bir göreyim hadi dedi. Ben de dedim ki Batçavuş'um Allah o güneşi yerinden çıkartmazsa hangi merdiveni kurup da güneşi çıkaracaksın sen dedim. Boş ver palavrayı kalbe bak sen kalbe dedi şöyle. Yani lafı boş ver dedi kalbe bak dedi. Ama şu karşımızdaki bu 82 yaşındaki adam var ya, soyadı da Efe ya bunun, nasıl olduysa birdenbire Efe'liği tuttu bu adamın. Kalp köpekte de var Batçavuş'um dedim. Eyvah! Dedim ama askerliğimin yanması pahasına Batçavuş'a karşı gelinir mi askerlikte ya? Kalp köpekte de var Batçavuş'um dedim. Hemen oturduğu sandalyeyi kaldırdı, tam kafama vuracaktı ki albayın yanındaki Fikret Özbayrak, bütün unuttum isimler ama bunlar hatızamda, beynimi oydu bunlar. Fikret Özbayrak, Zeki sen hocanın işine karışma dedi. Allah saniyesinde yardımı gönderdi. Saniyesinde oturdu. Hiçbir şey söyleyemiyor. Oturdu sandalyasının üzerine. Kuvvet geldi ya biz öbür taraftan. Batçavuş'um dedim. Bazen köpeklerin kalbi insanların kalbinden daha temiz. Hala konuşuyorum şimdi. Artık beni düğemeyecek anlaşıldı yani. Köpeklerin kalbi bazen insanların kalbinden temiz olur dedim. Allah insanlara sayısız nimet verir. İnsanlar Allah'a şükretmeyi bilmezler. Ama köpekler sahibinin verdiği bir kemiğin, bir yalın, bir çorbanın hatırına hiç sahibini ısırıp öldürmezler dedim yani. Allah sana burada dedim 1100 lira maaş veriyor. Maaşını biz veriyoruz. 1100 lira maaş veriyor. Askerin portunu giyiyorsunuz. Parkede sırtında Allah'ı inkar ediyorsun. Böyle adamlık olmaz dedim. Ama bunu söyledim ama bir kelime konuşamıyor. Çünkü yarbay öbür taraftan bizi destekledi. Allah desteklettirdi yani. Evet, demek ki kardeşlerim böylecesine, tabii bu Batçavuş'la orada çalışmak mümkün olmadı. Dedim bu adam beni öldürür, başka yere geçtim falan ayrı mesele de. Çok fazla teferruata girmek istemiyorum. Ve askerlik böylece bitti. Ama tabii ben askerdeyken babam rahmetlik şimdi bizim şu yandaki odada duran hanımın resmini bana gönderdiler. Annem rahmetlikle beraber Mehmet bunu sana namzetledik dediler. Ben kızı görmedim. Şimdiki çocukların sosyetikliğine bak benim efendiliğime bak ya. Bunu sana namzetledik Mehmet dediler. Ben ara sıra da gülüyorum tabii böyle. Kardeşlerim hatta orada bir şeyler yazmışlar. Üstünü babam rahmetli karalamış ama ben onu okudum. Şu anda da bir şey söylemiyorum o okuduğuma dair. Yazdım babama, madem ki namzetlediniz görmedim ama kabul ediyorum dedim. Müslümanın anasına babasına saygı ve sadakatinden bahsediyorum. Şimdiki çocukların da felaketinden bahsediyorum. Torunların evlerimizden çalındığından bahsediyorum. Kızlarımızın, erkeklerimizin evlenmediğinden bahsediyorum. Evlenmek istemiyor kızlar ve erkekler. Ne olacak siz evlenmeyeceksiniz de belki sonunda gençlere bir şey der misin diyecekler ama şimdiden söyleyeyim. Evlenin kızlar. Erkekler evlenin de sizden peygambere ümmet olan hayırlı torunlar meydana gelsin. Evlenin. Sağda solda dolaşmayın. Onun için kardeşlerim böylecesine askerlik bitti. Bu kızı da namzetlemişler tabii. Nişanımızı görmeye geldik. Evlendik her neyse. Daha fazla o noktaya detaya girmeyeyim. Memuriyete girdim şimdi. Öğretmen vekilliği yapıyorum. Lise 2'den terk olduğu için ortaokul mezunuyum. Öğretmen vekili olarak kullanıyorlar o zaman. Öğretmen vekilliği yapıyorum. İmtihana girdim. Sulakyurt'a zabıt katip olarak resmi memur oldum. Sulakyurt. Sulakyurt Ankara'nın kazası. Şu anda Kırıkkale'nin kazası. Kırıkkale vilayet olunca oraya memur oldum. Evlendim. Artık maaşım falan var. Hanım da artık hiçbir şey diyemiyor. Artık 350 lira maaşım var. Çok para ha. Resmi maaş bu. Sulakyurt'a gittik. Bir ay kadar Sulakyurt'ta çalıştım. Ondan sonra Keskin Ağır Ceza Mahkemesi'ne zabıt katip olarak geri geldim. Keskin tabii babamından müftü olduğu yer o anda. Geldim oraya. Orada da çok fazla durmadım. Tekrar imtihana girdim. Kırıkkale İş Mahkemesi'ne zabıt katip olarak geldim. Asıl şimdi mesele burada başlıyor şimdi. Asıl benim hayatımın bütün noktaları biraz sonra başlayacak kardeşlerim. Evet.
Memur olarak Kırıkkale İş Mahkemesi'ne geldim. Çalışıyorum, birkaç hafta çalıştım. Başımızda bir hakim var. Perşembe günü yapılan duruşmanın kararlarını cuma günü yazıyoruz hakimle beraber. Yazıyoruz. Karşımızda muhatabımızda kimse yok yani. Bir mahkeme devam etmiyor. Dün devam etti. Bugün o kararları yazıyoruz. A'yı B'ye yazan, B'yi C'ye yazan kötü daktilolar var. Taktuk şimdiki gibi internet bilmem ne falan problem böyle bir şey yok. Yazıyoruz ama günlerden cuma günü. Cuma günü Kırıkkale'nin Nur Camisi'nin selasını duydum. Sela ne? Cuma'dan evvel verilen, şimdi de veriliyor ya, cuma vakti hazırlanın denen bir sela var. O selayı duydum, hakimle karşı karşıyayız. Hakim bey dedim, müsaade buyurur musun? Ben dedim bir cuma namazı kılıp geleyim, ondan sonra yazayım dedim. Hayata bakın şimdi. Böyle dedim ama adam o anda bana dedi ki, ben ömrümde namaz kılmadım, sana da kıldırmam dedi. Karşıma da Allah'ın hikmet hep yavrular çıkıyor. Nasıl oluyorsa böyle yani. Askerlikte böyle oldu, burada böyle oldu ama dedim ya hani biraz efelik damarı var ya bizde dedim. Ayağa bir kalktım şöyle, beni namaza göndermeyecek adamı tanımıyorum dedim. Daktiloyu önüne gittim ve çıktım. Çıktım arkadaşlar, haberiniz olsun. Şeytan geldi, paçamdan tuttu sanki. Sen ne yaptın ha? Hakime karşı mı geldin? Ya görevine son verirlerse 350 lira maaşın var. Hanımın sana ne der? Bir tane de çocuğun oldu. Sen ne yapacaksın? Ne olur bir cuma kılmazsan? Ne varmış ki? Hemen biter mi her şey? Sonradan kaza etsen olmaz. Şeytan neler söylüyor? Haberiniz var mı bana? Şeytanla cedelleşiyorum. Ben gidiyorum. Alçaklık yapma dedim kendi kendime. Namaza gittim. Cuma namazına gittim, namazı kıldım. Hoca efendi o cumada hutbede ne söyledi bir kelimesini hatırlamıyorum. Çünkü kafam meşgul tabii. Surelerde ne okudu, hangi surelerle kıldı hiçbirini hatırlamıyorum. Ama iyi bilin ki benim dünyadaki en samimi namazım o. Bundan daha samimi bir namazım yok. Ben Kabe'de binlerce defa namaz kıldım. Ama benim en samimi namazım bu. Ben o namazı Allah rızası için gittim. Daktiloyu iterek gittim. Hakimi teperek gittim. Allah cumaya gelin dediği için, alışverişi bırakın dediği için, hepinizi ben yarattım dediği için, emrettiği için ve gittim. Unutmayın arkadaşlar, namazdan daha büyük bir ibadet yok. Haberiniz olsun. Beni izleyenler, namazdan başka bir daha büyük bir ibadet yok. Kıyamet günü de en evvel sorulacak sual namazın sualidir. En evvel Allah onu soracak, haberiniz olsun. Hazırlanın, soruya hazırlanın arkadaşlar. Ve dönüşte camiden çıktım gidiyorum ama kafam karmakarışık şimdi. Ya bu adamla nasıl geçineceğiz, bundan sonra bu adamla nasıl çalışılır falan demeye başladım. Dedim ki ya şuradan liseye gitsem, benim terk ettiğim lise vardı ya biraz önce söylediğim. Gitsem orada dedim Yaşar Bey var, o emekli oluyormuş, onun yerine beni alırlar mı? Yoksa bu hakimle çalışmanın imkanı kalmadı dedim. Liseye gittim. Müdürün kapısını çaldım. Müdür Bey dedim, ben adliyede zabıt katibiyim. Yaşar Bey'in emekli olduğunu duydum. Onun yerine beni buraya alır mısınız dedim. Hakimle dövüştüğümden falan bahsetmeden Allah müdürün kalbini çarptı. Müdür bana dedi ki seni buraya muhasebe şef olarak alalım dedi Mehmet Bey dedi. Hiç hakime gitmeden kaymakamlık oluruyla liseye geçtim. Kapıları açtı Allah. Dedi ki Efe Hoca, benden hoca falan olmaz da ben birdenbire öyle söyledim. Efe Hoca sen dedi Allah rızası için bir cumaya gittin ya, bundan sonra senin kapılarını hep açacağım dedi. Sonradan anladım böyle dediğin Allah'ın. Kapılarını hep açacağım. Allah bir kapıyı açarsa kainat onu kapatamaz. Allah bir kapıyı kapatırsa hiçbir dozer, hiçbir kreider onu açamaz. Böylece iman edeceğiz arkadaşlar. Ve dolayısıyla liseye memur oldum. 93 tane öğretmen var, hepsinin maaşlarını veriyorum. Oranın en kıymetli adamı benim artık. Öğretmenler kendi kendiler dediler ki ya Mehmet Bey sen buradan ikiden ayrılmışsın. Niye bitirmeye girmiyorsun, imtihana girmiyor. Biz sana soru mu soracağız dediler. Kapıyı açtı Allah, kapıyı açtı. İmtihana girdim. Hiçbir şey bilmeden liseyi bitirdim hemen. Diplomam çıktı.
Bu arada tabii müdürle de o kadar iyi anlaşıyoruz ki çok seviyor bizi. Bir gün kapısını ittirdim. Ayrıldığımız hakim vardı ya biraz evvel anlaşamadığımız. Orada oturuyor müdürün orada. Müdür bey şöyle söyledi. Allah sanki müdüre böyle söylemesini emretti. Mehmet Bey tanıyor musun hakim bey dedi. Okulumuzun göz bebeği diyor. Öbür adamın beğenmediği adamı okulumuzun göz bebeği dedirttiriyor. Allah ne büyük Allah'sın sen. Ne büyük Allah'sın. Hiç emek zayi etmezsin sen Allah'ım. Ve o da tanışıyoruz dedi. Öylece çıktım tabii. Çıktım. Lise bitirdik ya. Bu sefer üniversite lazım olacak şimdi. Hani tahsil hayatın ne oldu, neye yaradın diyoruz ya. Onun için söylüyorum bunları. Yoksa başka bir maksatım yok. Ve liseyi bitirdikten sonra üniversite imtihanlarına girmeye niyet ettim. Ona niye niyet ettim biliyor musunuz? Hadiseler hep böyle beni körükledi, teşvik etti. Olcay Kumral Hanım. İsimleri dedim ya, hep unutuyorum. Mevlüt Bey'in adını bile ara sıra unutuyorum ama bunları unutmadım işte. O yarbayın adını, o başavuşun adını, bu Olcay Kumral'ın, İngilizce öğretmeni. Maaşını verdim, 5 kuruş bozuk para çıkmadı. Hoca hanım dedim, 5 kuruş çıkmadı, öbür ay versem olur mu dedim. Şimdiki gibi kulağımda o zaman anten falan yoktu, sağlamdı kulaklarım falan. Ve hoca hanım mırıldandı duyacağımı düşünmeden. Her ay 5 kuruşumu kesse 60 kuruş eder senede dedi. 25 kuruş önüne koydum, al hoca hanım 20 kuruş sen bana sonra verirsin dedim. Onurumuzu muhafaza ediyoruz. Kadın gittikten sonra kendi kendime dedim ya sen dedim bu kadın kadar kafan yok mu, kabiliyetin yok mu? Sen niye üniversiteyi bitirmedin ki dedim. Kendi kendime şimdi hep bunlar beni körüklüyor tabii. O sene de Erzurum İslami İlimler Fakültesi açıldı. Oraya gireyim, imtihana girdim. Babam rahmetlik de diyor ki oğlum ilahiyata girersen, Yüksek İslam Enstitüsü'ne girersen, memuriyetten ayrılırsan, paran yetmezse şu oturduğum tek daireyi satar harcarım sana diyor. Ama diyor başka fakülteye girersen yardım etmem diyor. Yani babam benim dinimle ilgileniyor. Dinimle ilgileniyor, dünyamla değil. Ve men lem yahkum bima enzelallah fe ulaike humul kafirun. Ve men lem yahkum bima enzelallah fe ulaike humul hasirun. Ve lem yahkum minallah fe ulaike humuz zalimun. Allah'ın hükmünden başka hükmedenlerden zalim kim var? Hakim, perişan. Yani Allah'ın hükmünün dışında hükmetmek ne büyük tehlikeli şeyler. Ya Rabbi bizi bunlardan uzak eyle. Böyle söylüyor babam rahmetlikte. Erzurum İslam İlimler 271 puanla kapandı. Benim 270 puanım bir puanla giremedim. İkinci sene imtihana girdim. İlahiyata gireceğim, Ankara İlahiyata gideceğim, niyetim bu. Evet ama maaşım var, memurum, iki tane çocuğum var o anda, İbrahim var, İsmail var. Evet bunlar da şimdi inşallah tabii güzel işler yapıyorlar, Allah razı olsun kendilerinden. Dedim ya hepsi 100 tane evladım olsa İmam Hatip'ten gelir dedim ya, İmam Hatip'ten gelince herkesin hoca olması gerekmiyor. Müfettiş olur, mühendis olur, doktor olur, hakim olur, neyse ne olursa olur, profesör olur, profesör olur. Ve dolayısıyla kardeşlerim böylecesine... İkinci sene imtihana girdim. Kırıkkale'deki evimizin önünde de bir çatlama falan olmuş. Babam rahmetlik, Mehmet dedi, abinle şurayı birazcık suvar mısınız falan dedi. Beton kardık. Ben iskeledeyim, abim aşağıdan şey veriyor, beton veriyor. O arada postacı geldi. Posta! Üniversite imtihanları yeniden geldi. Abim dedi ki, lan oğlum dedi, bu ne kadar puan? Ben abim benimle dalga geçiyor sandım. 374 puan Türkiye'nin bütün fakültelerine giriyor. Açtı kapıyı. Sen cumaya geldin ya dedi. Açtı kapıyı, kapanmayacak artık. Ve ben üniversite imtihanında ilahiyata kaydoldum. Bu arada Allah'ın hikmeti, okulun o tertemiz müdürü gitti. Dünyanın bir numaralı komünist bir müdür geldi. Eyvah dedim. Bizim iş biraz zorlaştı şimdi dedim ama Allah dedim ya kapıyı açmış artık. Ben onu bilmiyorum ki. Kapıdan haberim yok çünkü. Ve ilahiyata gidiyorum geliyorum Kırıkkale'den. Kırıkkale'den gidip geliyorum 75 kilometre Kırıkkale Ankara'ya. Her gün gidiyorum geliyorum tabii yoruluyorum. Nakletmem gerekecek Ankara'ya. Nakil olur mu olmaz mı onu bilmiyorum. Yeni bir müdür geldi. Tamamen bir numaralı komünist bir adam benimle anlaşır mı anlaşmaz mı onu da bilmiyorum.
Fakat Allah dedim ya, kapıyı açınca kardeşlerim, dinleyen kardeşlerim, izleyen kardeşlerim, bacılarım ve bir yazı yazılması gerekti. Bu yazıyı biz Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı'na yazılan bu yazıyı en evvel Kırıkkale İmam Hatip Lisesi yazmış. Onu da ben hazırlamışım. Bundan dolayı bakanlık müdüre bir teklif şey gösterdi, teftiş gönderdi ve ona bir takdirname verdiler bu komünist müdüre. O yazıyı da hazırlayınca komünist müdür de bize bir takdirname verdi ve benden daha çok sevdiği bir adam olmadı. Dedi ki Mehmet Bey dedi, sen burada yoruluyorsun dedi, seni akşam lisesine alalım dedi. Gündüz ilahiyata git, akşam gel. Adam kalbini çevirdi böyle, Allah kalbini. Biz akşam lisesine geçtik, akşam lisesinde okuyoruz ama her gün gitmek gelmek zor oluyor tabii. Ya Rabbi bizi dedik Ankara'ya gönder, bir nakil olsun. Kader de varsa dedik gidelim. Ankara'ya gittik kardeşlerim. Zaman süratle azalıyor. O kadar çok söylenecek şey var ki. Onun için Ankara'ya gittik. Ankara'da kader bizi Gazi Lisesi'ne, memuriyetimiz akladı. Ankara'ya da gittik. Bu arada çocuklar da bozulmadı. Maaş da dağılmadı. Hiçbir şey de olmadı. Ankara'da okurken ilahiyat 5 seneye çıktı. 4 senelik ilahiyat. Okumayacağım dedim. Arkadaşlar dedi ki bizim gibi 5 tane yaşlı arkadaş vardı. 29 yaşında girdim ilahiyata. Vaktinde değil. Onlar dediler ki ya bırakmak olur mu dediler. 3 sene okuyacağız. Girdiğimiz çıktığımız seneyi saymayacağız hocam falan dediler. Bereket versin. Kayınpederin de bir sözü hoşuma gitti. Kayınpeder demiş ki daha evvel, bu demiş çok zeki bir adam ama, çok zeki ama sebat edip okumaz demiş kayınpeder. Dolayısıyla ben kayınpederin de bu sözü şey yaradı, sebat etmeye mecbur kaldık. İlahiyatı bitirdik. Kırıkkale İmam Hatip Lisesi'ne öğretmen olduk. Hemen müdür başmavin olduk. Bu bir cuma namazının hatırına Mevlütçüyüm. Cenab-ı Hak ne yaptı biliyor musun? Avrupa'nın bütün kapılarını açtı. Almanya, Hollanda, Fransa, İsveç, Norveç, Kanada, Amerika. Şimdi inşallah da 3 gün sonra Japonya'ya gideceğim. Perşembe günü Rabbim dilerse Japonya. Yani Allah'a siz koşun. Sizi yalnız bırakmaz, elinizden tutar, darlığınızı genişletir, evinizi temizler, hanımınızı güzelleştirir, sizin ahlakınızı düzeltir. Yeter ki Allah'a yönelin. Allah'a hamdolsun kardeşlerim. Ve böylecesine Rabbim bütün kapılar açtı. Allah'a hamdolsun. Yaptığımız kitaplar var şurada. 10 tane kitabımız var şurada. Onlar kitaplar var. Tamam. Bunların gördüğünüz şu bütün sahbalar, üzerindeki kutular, kalemlikler, çiçeklikler hepsi Efe Hoca'nın imalatı. Ben marangoz falan değilim ama birine bir şey vermeyi çok seviyorum. Onun için yapıyorum. Kalemlik yapıyorum, kumbara yapıyorum, çiçeklik yapıyorum, parayla tahta alıyorum, bedava talebelere veriyorum. Size de birer tane kutu vereceğim, haberiniz olsun. Endişelenmenize gerek yok yani. Onun için elhamdülillah böyle bir hayat. Rabbim lütfeyledi, ikram eyledi. Allah'a sonsuz hamd ediyorum, teşekkür ediyorum Rabbıma. Rızasının uygun yaşayışlar nasip eylesin inşallah diyorum. Ve bu insanlığa güzel kardeşlerim hayırlar vermesini Cenab-ı Hak'tan diliyorum inşallah. Allah razı olsun güzel kardeşim. Demek ki bak ben de bunu, hatta daha önceki programda çocukların birinin adını da unutmuşum nasıl olduysa. Sanki babam rahmetliğin 11 çocuğu gibi. 3 tane çocuk var. 3 oğlumuz var. Biz kızımız yok. İbrahim var. Burada bir okulda öğretmen şu anda. Evet, din dersi öğretmeni, ilahiyatçı. İsmail var. Ankara şeyden şu anda İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığında ilahiyatçı, Mısır'dan mezun. Yunus Emre Efe var, o da burada Hennes şirketinde. Bunların 11 tane de torunumuz var elhamdülillah. İsmail'in 5 tane çocuğu var, İbrahim'in 3 tane var, Yunus'un da 3 tane çocuğu var. Bunlar elhamdülillah, bazı çocuklar bizim kafamıza uygun çocuklar, bazıları değil ama. Fakat bu Yunus'un en küçük bir oğlu var, Furkan denilen. Bu adama hiç namaz kıldın mı kılmadın mı denilmez. Saniyesinde namazını kılan pırlanta gibi çocuk bunlar, Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamdolsun. İnşallah Cenab-ı Hak yanılanların da yollarını düzeltir, döndürür. Evlatlarımızı çaldılar aslında. İnternetle çaldılar, televizyonla çaldılar, bitirdiler, tükettiler. Hiçbir torunlar dedeyi unuttular. Bunlar ama Rabbim inşallah bir dönüş ihsan eder diye düşünüyorum kıymetli kardeşlerim.
Hepsi de görevdeler, iyiler elhamdülillah. Biz de hanımla beraber şimdilik ikimiz beraber, çocuklar da burada elhamdülillah, Konya'da kalıyoruz, burada kalıyoruz. Onlar da yakınımızdalar, ara sıra diğerleri de geliyor elhamdülillah. Bu çocuklardan hayırlı işler yapanlar da var elhamdülillah. Rabbim neslimizin kökünü kesmesin diyorum ve inşallah güzel kardeşlerim, çok uzun olmasa da bir kısa dua yapayım diye düşünüyorum ve diyorum ki amin. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve itrati ecmain. Allahümme Rabbena ya Rabbena tegabbel minna inneke entes semiul alim. Ve tub aleyna ya Mevlana inneke entes tevvabur rahim. Ve ihtina ve vefikna ilal hakkı ve ila tarikin mustakim. Bi berekat atematil Kur'anil azim. وافنا يا كريم واغفر لنا يا رحيم وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الهائمين فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم المجرمين فانصرنا على القوم المنافقين يا رب العالمين يا خالق العالمين يا رازق العالمين cümlemizden razı ol. Rahmet eyle anamıza, rahmet eyle babamıza, rahmet eyle bacımıza, rahmet eyle hacımıza, rahmet eyle hocamıza, rahmet eyle kocasına, rahmet eyle hanımıza ya Rabbi. Geçmişimize rahmet eyle, kabirlerine nur doldur, mekanlarını cennet bahçesi eyle. Bizi nefislerimizin elinde terbiye eyleme ya Rabbi. Nefse emmarenin hilesine tuzağına düşürme ya Rabbi. Şeytanın hilesine ve tuzağına düşürme ya Rabbi. Şeytan sizin düşmanınız dediğin düşman olarak şeytanı bilmeyi nasip eyle ya Rabbi. Bizim dostumuz sensin ya Rabbi. Bizi yaratan sensin ya Rabbi. Bizi yaşatan sensin ya Rabbi. Bize rızık veren sensin ya Rabbi. Ekmek senin ya Rabbi. Su senin ya Rabbi. Hava senin ya Rabbi. Oksijen senin ya Rabbi. Karbondioksit senin ya Rabbi. Hayat bir nefisten ibaret. Nefesimizi rızana uygun aldır ya Rabbi. Elimizi, ayağımızı, dilimizi, dudağımızı, gözümüzü, kulağımızı günahlardan azate eyle ya Rabbi. Ya Rabbi nesillerimizi azdırma ya Rabbi. Torunlarımızı bizden çaldılar, onları geri bize ihsan eyle, geri bize ver ya Rabbi. Ya Rabbi dünya üzerinde gözyaşı döken kardeşlerimiz var. Evleri dağılmış, ocakları yıkılmış, yuvaları perişan olmuş, bir dilim ekmeğe muhtaç, bir yudum suya muhtaç kardeşlerimiz, özellikle Filistinli kardeşlerimiz, inamınla, ikramınla rahmet eyle ya Rabbi. Ya Rabbi İsrail'i haritadan sil ya Rabbi. Sil ya Rabbi. Sil ya Rabbi. Razı olmayacağın sözü dudaklarımıza söyletme. Razı olmayacağın sözü duamıza söyletme. Razı olmayacağın yere gözlerimizi baktırma. Razı olmayacağın yere ayaklarımızı yürütme ya Rabbi. Ya Rabbi bizi kimseye muhtaç eyleme. Bir başkasına muhtaç edip de bir dilim ekmek veren olur mu diye kimsenin gözüne baktırma. Bizi bize bırakma ya Rabbi. Beni bana bırakma ya Rabbi. Kimseye terk etme bizi ya Rabbi. Sen bizim Mevlamızsın. Sen en büyüksün. Biz senin kullarınız. Biz de en küçüğüz. Büyüğe yakışan küçüğe merhamet eylemektir ya Rabbi. Ya Rabbi İslam ümmeti Türkiye'ye ümidini bağladı. Türkiye'yi de helak etme ya Rabbi. Zalimlerin hile ve tuzaklarına bizleri düşürme ya Rabbi. Şeytanın hilelerine bizi düşürme ya Rabbi. Geçmişimize, geleceğimize imdad eyle. Bizi günah bataklığında boğdurma ya Rabbi. Nesillerimizi günah bataklığına düşürme ya Rabbi. Son sözlerin nedir diye sorarlarsa gençler, hanım kızlar, delikanlılar, evlenin de sizden peygamber-i ümmet hayırlı nesiller meydana gelsin. Analarınıza, babalarına üf demeyin siz sakın ha. Allah böyle söylüyor, haberiniz olsun. Annesini babasını hoşnut eden cennete gider, haberiniz olsun. Rızkını helalden arayanlar cennete gider, haberiniz olsun. Komşusu kendinden emin olanlar cennete giderler, haberiniz olsun. Nefsin hilesine ve tuzağına düşmeyenler cennete giderler, haberiniz olsun. Dünya Müslümanlarına el uzatıp yardım edenler cennete giderler, haberiniz olsun. Cennet de çok kıymetli yer, en markalı yer cennet.
Markalı şeyler ucuza satın alınmazlar. Cennet bazen şehadet ister, bazen mal ister, bazen can ister. Sonuçta cennet Allah'ın rızasıdır. Allah'ın kendini cennetten göstermesidir. Haydin yürüyün öyleyse cennete. Koşun haydi cennete. Allah Kur'an'da vesari'u diyerek koşun diyor. Hepimiz hayat boyunca koşacağız kardeşlerim. Oturmak, tembelleşmek, başkalarına yük olmak hiçbir zaman doğru değil. Hayatımızı Allah'ın rızasıyla boyayacağız. Cenab-ı Hak sibgatallah ve men ahsenu minallahi sibga. Allah'ın boyasından daha güzel boya nedir diyor. Öyleyse Allah'ın boyasıyla kendinizi boyayın. Allah'ın boyası şeriat, Allah'ın boyası hakikat, Allah'ın boyası Kur'an, Allah'ın boyası sünnet-i seniyye, Allah'ın boyası insan olarak yaşamaktır. Bunları bilerek dualarımızı Rabbimize biz ulaştırmaya çalıştık. Duydu, bildi, hepsini biliyor, her şeyi duyuyor. Görmediği, duymadığı hiçbir şey yok. Biz ondan merhametini umuyoruz. Çok da merhametli olduğunu kendi söylüyor. Fallahu hayrun hafizan ve hüve erhamur rahimin. Bütün merhametlilerin merhametlisi olan Allah, İnşallah kullarına hidayetiyle, inayetiyle, merhametiyle muamele etsin diyorum. Hepinizi selamlıyorum. Gençleri, delikanlıları daha çok seviyorum, haberiniz olsun. Belki benim gençliğim nasıl geçti onu bilmiyorum ama 80 senelik bu ömürde Cenab-ı Hak rızasına uygun olmayan bir şey bırakmasın ve onları karşımıza çıkarıp bizi rezil etmesin. Ya Rabbi, kirlerimizi, günahlarımızı, suçlarımızı başkasına gösterip de bizi rezil etme. Son sözler olarak, duanın son sözleri olarak şunları söylüyorum. Haydin arkadaşlar, gençler, hanımlar, izleyenler, dinleyenler, iyi yerlerde fotoğraf çektirin. Ha, bütün İslam'ın gelişinin, bütün peygamberlerin gelişinin tek sebebi bu. Ne demek fotoğraf çektirmek? Melekler her saniye çekiyorlar zaten. Kameraları çalışkan, pilleri bitmiyor. Onların kabloları da kopmuyor, karanlığa falan da takılmıyorlar. Gelin güzel fotoğraflar çektirin ki Allah'ın yüzüne bakmaktan utanmayasınız. Günahlarda fotoğraf çektirenler günahını gizlemek için saklanırlar. Haydi güzel fotoğraflar çektirmeye, haydi camide cemaat olmaya, haydi Müslümanlara yardım etmeye, haydi Çeçenistan'a kurban göndermeye, haydi Filistin'e yardım ellerini uzatmaya, haydi camilerde cemaat olmaya, haydi babalarınızın boynuna sarılmaya, haydi annelerinizin elini öpmeye koşun da güzel fotoğraflarınızdan utanmayın Allah'ın huzurunda diyorum. Gününüz mübarek, ağızlarınız tatlı, haneleriniz bereketli olsun. Allah bütün geçmişimize rahmet eylesin. Hastaların cümlesine şifa ihsan eylesin. Sonumuzu cennet eylesin. Cennet eylesin. Cennet eylesin. Amin. 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 Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.